Merhaba herkese. Hardware Plus'a hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ilginç bir ürünle karşı karşıyayız. İlginç ürün oldu mu ben burada bitiveriyorum maşallah. Yanımda Serdar var. Serdar'la birlikte şöyle yan çeviriyorum ismi gözüksün diye. Altmaker 2 artı, 2 Plus, 2 Plus nasıl söylemek isterseniz artık. Bir 3 boyutlu yazıcı geldi. Serdar arkadaşımızı hiçbir masraftan kaçınmadık. Ve 3D printer eğitimine yolladık. Sanki sadece erken çıkmasına izin verdik, çaktırmayın. Böyle bir alet var. Peki Serdar, nereden geldi bu alet? Kimden geldi? Bize hangi dostlarımız bu aleti ödünç verdiler? Bu konuda bize üçdörtgen yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Altmaker 2 Plus'ın temini konusunda. Kendileri 3D printer konusunda distribütörlük yapıyorlar bazı markalara. Altmaker da bunlardan biri. Onlar verdiler. Ben işte eğitime orada gittim zaten. Onlar sağladılar bu eğitimi. Bakalım biz de deneyeceğiz, kullanacağız. Şimdi de kutu açılışını yapacağız inşallah. Evet, üçdörtgenle ilgili şeyi de söylemek lazım. Oradan 3D printer aldığınız zaman sizi öyle dımdızlak açıkta bırakmıyor. Size alıyor, paklıyor, seviyor, eğitiyor. Konudan haberdar ediyor. Hatta senin gittiğin zamanda bir workshop yapmışlardı. Orada millete şeyler anlatıyorlardı. Sürekli workshoplar yapıyorlar, etkinlikler yapıyorlar ve bir 3D yazıcı alan kişileri sürekli destek sağlıyorlar. Çok samimi, sıcak bir ortam var. Zaten onların bir şeyde kafeleri var. İlk girişte kafeye giriyorsunuz falan. Orada oturuyorsunuz, bekliyorsunuz işlerinizi hallederken. O tarz sonuna kadar desteği veriyorlar yani. İyi, çok güzel. Diyorum ve madem sen o kadar eğitime gittin, bıçağı çıkarıyorum, sana veriyorum. Kes bakalım Serdar. Haydi bismillah diyelim şöyle. Şimdi Serdar fazla derine saplayıp. Aynen. Ondan 3D printer'ı. Ondan korkuyorum. Elimi de sağ yaparsın. Evet. Teşekkür ederiz Serdar. Gidebilirsin. Bundan sonra benim. Konu mankeni gibi. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk önce şunu açalım. Aksesuarları bir alalım. Şöyle bir içeri çekim yapmak istiyorum. Sanki onu çıkartmamalıymışız gibi geldi ya. Bana. Ama tepesinde onu oradan çekip almak için. Yok, şimdi tekrar kapayıp çekip alabiliriz. Tepesinde bu varken, çünkü bu şöyle bir tek elle ölçebiliyorsan ağır bir kutu. İçindeki aksesuarların kutusu. Kallavi bir ağırlığı var bunun. Merhaba sevgili. Bu ne? İçine bir şey düşürmüşler. Burası ısıl tablasının vesairesinin olduğu kısım. Bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Söylemişlerdi de unuttum. Bunu böyle yapıp çıkarabilecek miyiz? Destek vereyim mi? Ya cihaz 9 kilo. Bence destek verir. Parça var burada. Düşmesin. Bana bırakın siz. Tamam. Zaten bırakmışsınız. Cihaz çok ağır değil bu arada. Kaslıyım demeye çalışıyorum. Bu arada 3D printer gören Mansur Köylü gibiyiz şu an. Burada şurada şey var. Bana göre plastiği, size göre filamenti. Filament. Bayağı büyük bir Adem'e miktar. Göre mürekkebi. Aynen. Yavaşça bu arada şuralardan da, yani ben şöyle cihazı tutayım, siz yanlarını serbest bırakın. Hop. Burada bir parçası daha var. Aşağıdan da. Orada bir parçası daha var. 1.880.000 defa daha söyledim. Nerede abi? Aldı sonunda. Evet. 3D yazıcımız bu şekilde. Bu yazıcının arkadaşlar hiç sıfır baskı bir yazıcı alın. Galiba. Sıfır, tertemiz bir yazıcı vermişler bize. İçinde SD kartı mı var? Evet, SD kart. SD kartı var. Atıyoruz. SD karttan çünkü yazıcı yazıyor. Bir saniye. Ultimaker'ın. 4 GB'lık SD kartı da geliyor yanında. 23-23-20.5 alanda bir baskı alanı var. Kendisi daha büyük, 34 cm falan çıkıyor. Bu tabi benim için birazcık az bir alan. Ben ışın kılıcı basacağım için burada bana 30 santim gerekiyordu. Işın kılıcı modelimi ikiye bölmek zorundayım. İki parça halinde basıp sonradan birleştireceğim herhalde.
Kafa kısmı burası. Evet Serdar, bize birazcık bilgi ver bakalım. 3D printer mesela normalde bu aleti nasıl çalıştırıyoruz biz? Tamam, böyle geldi elimizde süs olarak duruyor da basmaya çalışacağımız zamanlarda, niyet edeceğimiz zamanda nasıl yapacağız? Filamenti de burada arkadaşlar. Sonra da benim güzel bir sorum var. Çok zor sorma. Aynen, yok. Zor sorma. Çok. Hepinizin cevap verebileceği bir soru. Şimdi bunun arkada bağlantı noktası var. Ben şöyle çevireyim mi? Çevirme, ben geleyim. Tamam. Adam soru soracak diye. Çizilmesin, bir şey olmasın. Arkada bağlantı noktası var. Buradan güç girişi var. Oradan bağlantısını yapıyoruz. Kabloları zaten kutunun içinde. Ondan sonra bize cihazı ilk başlattığımızda kalibrasyon ayarı istiyor. Tabii şöyle de bir şey var. Şu tablalar filan bunun camı üstünde yok. Camı var. Camını burada takıyoruz. Aynen. Camını takıyoruz ilk başta cihazı açmadan önce. Camını açtıktan sonra şuradaki tuşla açıp cihazı tamamen. Ondan sonra kalibrasyon ayarını yapmamız gerekiyor. Bir kalibrasyon kartı var hatta kutunun içinde. Camı bu mekanizma yukarı doğru çekiyor. Şuradaki başlıklara göre nozzle dediğimiz başlıklar var. Şurada Mert yakın girebilirsen buraya. Onların şeyleri, kalınlıkları değişiyor. Bu da detayı belirliyor. Basacağınız üründeki. 25 ben niye camını milimden bir anda soktuysam buraya? Bilmiyorum. Bir heyecan. Bana da engel yani oluyorsun. Evet, sonrasında çıkarmak. 0.25 milim. Ondan sonra 0.4 milim, 0.6 ve 0.8 milim olmak üzere 4 tane başlıkla birlikte geliyor Ultimaker 2 Plus. Tabii ki 0.25 milimi kullandığınızda daha detaylı ürünler basabiliyorsunuz. Bu uç kalınlıkları ne kadar artarsa basacağınız üründeki detay o kadar azalıyor. Peki benim bir sorum var. Ben bir şey basmak istiyorum. Nasıl yapacağım bunu? Ben nasıl bir uygulama kullanacağım? Ve nerede bunu modelleyeceğim? Buna göndereceğim veya bunu hafıza kartına atacağım. Şimdi birçok bildiğim kadarıyla 3 boyutlu tasarım yapabildiğiniz birçok uygulamada tasarımınızı yapıyorsunuz, ancak bunu çevirmeniz gerekiyor. Cihazın desteklediği dosya türleri STL ve OBJ uzantılı olması gerekiyor. Bununla birlikte eğer herhangi bir, hani illa tasarım yapmayı bilmeniz gerekmiyor. Birçok site var. Şu an aklıma ilk gelen Thingiverse bununla ilgili. Hazır 3D modeller var, tasarımlar var. Onları alıp bu şeye atıp SD karta, SD karttan buraya bağlıyorsunuz ve cihazın hatta bir de şu an ya şeyde, böyle bir şeye basabilmek için belli bir yeteneğe mi sahip olmak yok gerekiyor? Hayır. Hiçbir şey bilmeyen kullanıcı, ki bizde şu anda ben 3D kullan, mesela 3D program kullanmayı bilmiyorum ama bununla herhangi bir şey basabilirim. İstediğin şeyi için basabilirsin, çünkü çok geniş bir site yelpazesi var. O sitelerden. Ama özgün olamazsın galiba. Ya tabii. Ya, bir arzu ettiğin şeyi, kendi istediğin şeyi yapamazsın. Senin sevdiğin bir film karakteri var abi mesela. Yok, o kadar yetenekli. Ya senin gibi endüstri mühendisi olmaz insanlar. Ama ben işte bak, bunu basacağım. Böyle ışın kılıcımı hazırladım. Işın kılıcı basacağım işte. Dersimi çalıştım da geldim ben, 3D printer gelecek diye. Çok bir sessiz olduğunuz, azıcık konuşsanıza. Şu an ben tasarıma odaklanmış durumdayım. Ya bu arada şeyin, yazılımın ismi neydi abi, sen hatırlıyor musun? Vallahi uzmanı sensin. 3D adam eğitime yolladık ya arkadaşlar. Adam eğitilsin diye. Bunu zaten evet. Önce şeyi ben o zaman ufak bir bilgi vereyim. 3D printer ile ilgili şöyle bir şey var. Doğru, şunu bakalım. 3D printer ile ilgili şöyle bir mevzu var arkadaşlar. Siz modelinizi hazırlıyorsunuz, ediyorsunuz. Ama önemli olan şey, şuradan örnek bir, hani elime ilk gelen şeyi alıyorum. Örnek olan şey, bunu basarken nasıl konumlanması gerektiği. Yani sizin 3D printer'da bir şeyi hazırlamanız, modellemeniz yetmiyor. Bunun aynı zamanda bu aletin içinde işte dik mi duracak, yatay mı duracak, böyle mi duracak, daha sonra ısıl olarak ayrılacak gibi şeyleri var. Kesim payları var. Gerekli olduğu yerlere uzun çizgiler atıyor otomatik olarak program. Böylelikle eğimli açılı şeyleri koyduğunuzda o, hani çizgi olan kısımlar bir nevi destek ünitesi olarak iş yapıyor gibi ayarları var. Hatta senin şu anda düşündüğün program o program. Evet. Hani bütün bunları, çünkü bunu anlatıp alıp dilimlere bölmesi gerekiyor programın. Her bir seferinde bir dilim gelip bir dilim kesiyor. Aman tanrım, aranıyoruz
Her seferinde bir dilimini yapıyor, ardından bir üst katmana, sonra bir üst katmana, sonra bir üst katmana gidiyor. 3D printer'ın da böyle bir yapısı var. Aynen, hatta katman kalınlıklarını da belirleyebiliyoruz. O katman kalınlıklarını ne kadar sık belirlersek o çizgiler de o kadar sık oluyor ona göre. O da o kadar detaylı yapıyor ama sürede o kadar uzuyor. Tabii tabii, kesinlikle. Hatta işte yapacağınız ürünün içini boş yapmanız, kabuk kalınlığını ne kadar kalın olarak ayarladığınız, hepsi basım süresini etkiliyor ama ne kadar detaylı, ne kadar bunlar işte kabuk kalınlığı daha kalın olursa, içi daha yoğun olursa daha sağlam bir ürün oluyor tabii ki ama süre uzuyor, basım süreniz uzuyor. Bahsettiğimiz programda bu arada Cura'ydı. Ben hani D miydi, R miydi o aradaki harf, onda tereddütte kaldım, bizden yanlış söylemek istemedim. Bastığımız her şey turuncu olacak değil mi? Evet, çok tatlı. Evet. Şey yapabiliyoruz bunun için, hani eğer elinizde farklı renklerde filamentler varsa, mesela belli katmanları attıktan sonra filamenti çıkartıp başka renkle bir filament takıp onunla devam edebiliyorsunuz. Böyle bir şansınız da var. Yani ben katman katman bütün her şeyi programda ayarladım. Bu katmanları birbirlerine atarken de turuncu olması istediğim katmanı gönderdim. Sonra durdurdum, maviyi gönderdim, pembeyi gönderdim, sarıyı gönderdim gibi. Ama bildiğim kadarıyla yani şey yapman gerek. O katmanı geldiği zaman sonraki, hani sonraki renge geçeceği, yeni renge geçeceği katman da senin otomatik otomatik bir ayar yok. Manuel olarak durdurman gerekiyor yani. Ha ya, kendin belirledin durdurman. Aynen, aynen. Bu arada şöyle 3D printer'dan çıkma bir şey de içinden çıktı. Bu artık işlevsel bir parça mıdır? Test için mi kullanıyoruz? Ne için yapıyoruz onu öğreneceğiz. Şeyde de ben de görmedim onu hiç test ederken. Dökerken aynı zamanda soğutuyor mu? Efendim? Dökerken aynı zamanda soğutuyor. Bir sıvı soğutma aşığı bir insan ya. Bak, buradan yönlen fanlar buradan hava üflüyor. Alttan da yönlendirilmiş bir şey var şu ağza doğru. Ben bu kadar sağlam mı ya? Ha, onu bilmiyorum. Bu normalde şey. Baksana. İki... Bak, sağlam yani bu. Onu dökerken. Tabii canım, sapa sağlam ya mı? Bu... Dökerken aynen. Kenarlarından akmasın diye herhalde. Deneme amaçlı aldıkları bir çıktı anladığım kadarıyla yani. O değildir ya herhalde. Dur bakayım, şöyle bir şeyin de beraber geldi. Tamam işte ya, bu demosu yani. Test print, aynen test print diyor, doğru, tamam. Bu ne ya? Hı? Oy arkadaşlar, bu da güç kaynağı bu arada. Şöyle evet, tuğla. 200 watt. Tuğla. Şöyle elimi koyayım yani yanına, bir, kıyaslama cihaza, yapın. Böyle bir cihaza, böyle bir güç kaynağı. Bu arada Mert, şu gördüğümüz mekanizmada buradaki hani şu mekanizma şimdi şöyle yapayım, şöyle göstereyim, şuraya gelirsen. Şimdi bir aparatı var bunun. Şuraya takıyoruz aparatı. Filamenti sonra onun üstüne yerleştiriyoruz bu şekilde. Buraya yerleştirdiğimiz filamenti buradan doğru şu uçtan aşağıdan, şurada zaten insert material yazıyor. Oradan doğru veriyoruz. Ondan sonra buradan bu boruyu takip ederek bu plastiği eriten bölmeye geliyor. Burada 210 dereceye kadar eritiliyor plastik. Alttaki tablanın standart değeri ise 60 derece. Ama bunları tabii ki biz, örneğin bana dediler ki mesela yaza geliyoruz dediler. Bu 210 değil de çok eritiyor olabilir dediler. 200'ü alabilirsiniz bunu dediler. Onun ayarları da cihazın üstünden yapabiliyoruz her türlü. İşte tablanın sıcaklığı, bu ünitenin sıcaklığı, onların hepsini ayarlayabiliyoruz cihazın üstünden. Bu arada takılı olduğu uç 0.8'likmiş. 0.25'e kadar uçlarımız da şu şekilde arkadaşlar. Kutunun içinde bunlar aynen, da geliyor. Onları, senin biraz önce bahsettiğin aynen, konu. Aynen, onları değiştirebiliyoruz istediğimiz gibi. Ya bu iş ne zaman bu kadar popüler ve insanların evlerine girebilecek kadar küçük hale gelebildi? Küçük evet ama ucuz hayır. Daha yok, hayal yani, değil. Ucuzluk konusunda daha evet. Haklısınız ama insanların evine girebilecek kadar ufacık bir koliyle geldin getirdin. Ne yaptığı şey, hayal ettiğin bir ürünü plastik halde çıktısını alabilmek. Bu güzel bir teknoloji ve insanların evine kadar girebiliyor artık. Ya insanlar bayağı ilgi gösteriyorlar. 10.000 lirası olan şunu alabilir mi? Ya aynen alabilir. Çok iyi bir cihaz alabilir. Hani başlangıç olarak 3.000-4.000 liradan başlayan cihazlar var ama hani ne kadar performans verdikleri, ne kadar bu işi iyi yaptıkları tartışılır. Oradan parçalar çıkartıyor, bizden gizli bir yerlere takıyor. Aynen işte bu filamentin yerleri. Filamentin şeyini takmak için. Önce üstüne sokacağım muhtemelen. Yani şey aynen yapmıyorum, şu anda kanırta kanırta sokmuyorum. Biz onu daha sonradan kendi aramızda hallederiz. Aslında şöyle yavaşça ittirsem bu girecek ama
Korkuyorum. Peki daha fazla söylemek istediğiniz bir şey var mı bu cihazla ilgili? Şimdilik benim söyleyeceğim bir şey yok. Test çıktılarını vesairelerini aldıktan sonra cihazın performansını tekrar bir konuşuruz arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bir uzun çekimde, hızlı çekimde bunun kaydını alacağız. Ne kadar da yaptığını, nasıl yaptığını göstereceğiz. Aynen. Sürpriz videoları çıkacak bunun içerisinden. Çıkar, kesinlikle çıkar. Bakalım hani bizim de 3D printerla ilk sınavımız olacak bu arkadaşlar. Serdar önceden eğitim aldı ama eğitimde bir yere kadar diyoruz. Ondan sonra düşe düşe öğreneceğiz. Yani internette çok kaynak var bunlarla ilgili. Birçok kullanıcısı var özellikle yurt dışında. Onlardan destek alarak ben başaracağımızı ümit ediyorum. Zaten üçdörtgende her türlü sıkıntımızda direkt ulaşabileceklerini belirtti. Çok tatlı insanlar ya. Üç dörtgen çok güzel bir yer arkadaşlar. Kafesi falan çok hoş ya. Yani gayet samimi sıcak bir ortam var. Gelen her kişiyle böyle birebir ilgileniyorlar falan. Diyelim ve yavaş yavaş videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar diyoruz. Hardware Plus'a geldiğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim. De. Bu video neyle çekiliyor? Ha, 950 XL. Microsoft Lumia 950 XL ile çekiyoruz videoyu. Görüşürüz. Görüşürüz.